Liverpool'da bir devir kapandı ve yeni bir sayfa açıldı. Bildiğiniz üzere Jürgen Klopp Ocak ayında Liverpool'dan ayrılacağını açıklamıştı ve sezon bitince de bu ayrılık gerçekleşti. Liverpool da bu ayrılık haberinden sonra Arne Slot ile anlaştı. Böylece Liverpool'da 8 kupalı efsanevi bir devir kapanmış oldu. Peki yerine gelen Arne Slot başarılı olabilir mi? Siz aşağıda yorumlarınızı yazarken süreci hatırlayalım. Ocak ayında Jürgen Klopp'un böylesi bir açıklama yapması kamuoyunu oldukça şaşırtmış ve Liverpool taraftarını da çok üzmüştü. Klopp'un Liverpool'a getirdiği felsefe ve oyun anlayışı kulüp ile oldukça özdeşleşmişti. Bu da hoca ve kulüp arasında inanılmaz güçlü bir bağ kurulmasına neden olmuştu. Klopp ayrılık nedenini enerjisinin tükenmesi olarak açıklarken onun haricinde resmi Liverpool kanalına şu demeçlerde bulundu. Oturup potansiyel transferleri ve bir sonraki yaz kampını konuşurken burada olup olmayacağımdan emin değilim diye düşündüğümü fark ettim ve buna ben de şaşırdım. Yapmak istediğim şey bu değil ancak %100 doğru olduğuna inandığım şey bu dedi. Ayrılık kararını ise Kasım 2023'te aldığını belirtti. Sezon devam ederken ayrılık açıklaması yapmasının kulübün potansiyel kupa kazanma ihtimalini olumsuz olarak etkileyip etkilemeyeceği sorusuna ise kulübün aksiyon alması için bu kararı erken açıklamam gerekiyordu. Kulübe zaman kazandırmak istedim diye cevap vermişti. Artık normal bir hayat yaşamak nasıl onu görmek istiyorum diyen Klopp, Liverpool teknik direktörlüğü yapabilmeniz için tüm odağınızı ve hayatınızı buna adamanız gerektiğini söylemişti. Yaklaşık 10 sezondur normal bir hayat yaşamadığını, artık enerjisinin tükendiğini ve artık Liverpool için doğru bir teknik adam olmadığını vurgulayarak ayrılık kararının gerekçelerini anlattı. Daha sonra Liverpool, Feyenoord'da teknik direktörlük yapan Arne Slot ile anlaştığını duyurdu ve bu anlaşmanın ardından Klopp bir iç saha maçında Arne Slot tezahüratı başlatarak taraftara gazı verdi. Bu da birçok teknik direktörün yapmayacağı alçak gönüllü bir davranış olarak hafızalara kazındı. Tabii olay burada da kalmadı. Öncelikle bir yıllık ara verdiğini söyleyen Klopp, bu yaz teknik direktörlüğü tamamen bıraktığını da açıkladı. Futbol dünyası için tabii ki büyük bir kayıp olacak ama adam net bir şekilde heavy metal temposunda çalışmaktan yorulmuş gibiydi ki o dönem bu konuda da bir video yapmıştık. Peki Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot kim? Şu ana kadar neler yapmış biraz ona değinelim. Arne Slot 17 Eylül 1978'de Hollanda'nın Bergen op Zoom şehrinde doğdu. Eski bir futbolcu olan Slot kariyerine orta saha oyuncusu olarak Zwolle'de başladı ve ardından NAC Breda, Sparta Rotterdam ve Utrecht gibi takımlarda oynadı. Orta saha takımlarında forma giymiş olsa da oyunu okuma yeteneği ve liderliği ile ön plana çıkan bir oyuncu oldu. Teknik direktörlük kariyerine ise erken başladı. İlk önce eskiden futbol oynadığı Zwolle altyapısında görev yaptı. Burada oldukça iyi tecrübeler edindi ve antrenman metotları üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Daha sonra Cambuur'da yardımcı antrenörlük de yaptı. 2017'de AZ Alkmaar'da yardımcı antrenörlük görevine başlamış olması ise kariyerinde bir dönüm noktası yarattı. Yaklaşık 2 sezon boyunca John Van Den Brom'un yanında yardımcı antrenörlük yaptı ve daha sonra da Van Den Brom'un ayrılmasıyla kendisine AZ Alkmaar teknik direktörlüğü teklif edildi. Böylelikle ilk teknik adamlık görevine başlamış oldu. 2019-2020 sezonunda AZ Alkmaar ile ilk senesinde çok iyi bir performansa imza atan Arne Slot ligi 56 puanın ikinci sırada tamamlamıştı. Lider Ajax da 56 puan toplamıştı fakat averaj farkıyla ipi göğüsleyen taraf onlar olmuştu. Puanlar neden bu kadar az diye merak ediyorsanız pandemi nedeniyle lig yarım kalmıştı. Böylelikle AZ Alkmaar Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme turuna gitmeye hak kazanmıştı. İkinci sezonunda ise Şampiyonlar Ligi ikinci öneleme turunu geçseler de bir sonraki turda elenerek Avrupa Ligi'ne düşmüşlerdi. Ligin ilk 9 haftasında 5 beraberlik alan Arne Slot 5 Aralık 2020'de takımdan ayrıldı. Böylelikle AZ Alkmaar kariyerinde 58 maçta 1.93'lük fena olmayan bir puan ortalaması yakaladı. 2021-22 sezonu başında ise bir basamak yukarı çıkarak Feyenoord'un başına getirildi. Arne Slot burada da aslında ilk sezonunda gayet iyi bir iş çıkardı. Feyenoord ile 71 puanla 3. oldu ve Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılım hakkı kazandı. UEFA Konferans Ligi'nde ise oldukça başarılı bir şekilde finale kadar yükseldi. Finalde ise şu anda Fenerbahçe'nin başında olan yıldız teknik adam Mourinho'nun Roma'sına karşı 1-0 mağlup oldu. Ancak oyunuyla herkesin aklına ve kalbine girmeyi başardı. 22-23 sezonunda ise Arne Slot'un Feyenoord'u rüzgar estirdi. Ligde harika bir iş çıkararak 82 puanla şampiyon oldular. Beşiktaş'ın güncel hocası Giovanni Van Bronckhorst'un kazandığı son şampiyonluktan tam 5 sezon sonra takımı şampiyon yapması önemli bir başarıydı. Aynı zamanda Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirdi. Son 16 turunda Shakhtar Donetsk'i eleyerek çeyrek finalde ise yine Roma ile eşleştiler. Feyenoord ilk maçı evinde 1-0 kazanmış olsa da deplasmanda 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Yine de daha zorlu bir turnuvada çeyrek finale kadar gelmekte gayet yeterli bir başarıydı. 2023-24 sezonunda ise Feyenoord 34 maçta 84 puan toplayarak lider PSV'nin arkasında ikinci oldu.
PSV ligde oldukça sağlam bir sezon geçirdiği için çok zor bir yarış oldu Feyenoord için. Şampiyonlar Ligi'nde ise grupta 3. olarak Avrupa Ligi'ne düştüler. Burada da turu yine tahmin edin kime kaybettiler? Evet, Roma'ya penaltılarla beraber kaybettiler. Arne Slot böylelikle Feyenoord kariyerini noktalamış oldu ve takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürerek son hediyesini de verdi. 1 Temmuz itibariyle de Liverpool'da görevine başladı. Peki Arne Slot Liverpool için doğru tercih mi? Oraya gelirken hala benimleyseniz bir beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Arne Slot modern futbolun dinamiklerini takımlarına başarılı bir şekilde uygulamış ve birçok futbol otoritesi tarafından övgü almış bir isim. Kendisi yüksek tempolu ve topa sahip olma odaklı bir futbol anlayışı benimsemiş birisi. Arne Slot'un oyunu için olmazsa olmazları 4 kategoriye ayırabiliriz. 1. Yüksek pres. Slot rakiplerini önde baskı altına alarak top kazanma ve hızlı hücum yapma stratejisini benimsiyor. Bu takımın savunma hattının ileri çıkmasını ve rakip sahada yoğun bir baskı oluşturmasını sağlıyor. 2. Topa sahip olma. En önemli bir diğer unsur takımın topa sahip olma oranını yüksek tutarak oyunun kontrolünü elinde tutmayı hedeflemesi. Oyuncularından sürekli hareket halinde olmalarını ve pas opsiyonları yaratmalarını istiyor. 3. Hızlı geçiş oyunları. Hollandalı teknik adam topu kazandığında hızlı ve etkili geçiş oyunlarıyla rakip savunmayı hazırlıksız yakalamayı da hedefleyen biri. 4. de ofansif bekler. Arne Slot'un sisteminde bek oyuncuları hem savunmada hem de hücumda aktif rol alıyor. Bu oyuncular çizgi boyunca ileri çıkarak geniş alan yaratmaya ve hücum organizasyonlarına katkı sağlamaya çalışıyor. Slot'un en çok kullandığı diziliş ise 4-3-3 formasyonu. Zaten az önce belirttiğim kategorilere baktığımızda bu futbol anlayışına en uygun dizilişlerden biri de 4-3-3 diyebilirim. Bunun yanı sıra genç yeteneklere önem veren ve onlara olabildiğince fazla süre veren birisi. Basın açıklamalarında da sık sık takımdaşlıktan ve birliktelikten söz ederek takım ruhunun önemine değinen bir teknik adam. Bunların hepsine baktığımızda ve Liverpool'un senelerdir Jürgen Klopp ile kazandığı oyun kültürünü incelediğimizde aslında Slot'un yönetim anlayışı ile kulübün ne kadar benzediğini fark ediyoruz. Arne Slot tercihine çoğu kişi şaşırsa da Liverpool yönetiminin kağıt üzerinde doğru bir tercih yaptığını söyleyebiliriz. Peki Liverpool şu ana kadar nasıl transferler yaptı ve hazırlık maçlarını nasıl geçiriyor? Onlardan da kısaca bahsedelim. Aslında şu ana kadar biz videoyu çekerken hiç transfer yapmadılar. U21 takımındaki Yaros ve orta saha oyuncusu Bobby Clark A takıma yükseltildi. Yani bir nevi iç transfer yapıldı. Geçen sezon kiraya gönderilen 10 numara Fabio Carvalho ile stoper Sepp Vandenberg ise takıma geri döndü. Güncel söylentiler arasında Barış Alper Yılmaz'ın Liverpool'a transferi var fakat şu anda somut bir şey de yok. Arne Slot yönetiminde Liverpool biz videoyu çekene kadar 3 hazırlık maçı oynadı ve bunların ikisi direkt ligdeki rakiplerine karşıydı. İlk maçı 27 Temmuz'da Real Betis'e karşı oynadılar. Bu maçta ilk 11'de as oyunculardan sadece Szoboszlai, Salah ve Endo görev yaptı. Onun haricinde kiradan dönen Carvalho ve Sepp Vandenberg gibi isimlerin yanı sıra Kwanzaa, Conor Bradley ve Curtis Jones da ilk 11'de yer aldı. 4-2-3-1 formasyonuyla sahaya çıkan Arne Slot forvet pozisyonunda Harvey Elliott'a görev verdi. Maçta topa sahip olan ve bir tık daha üretken olan taraf Liverpool'du. %63'e %37'lik bir toplu oynama oranı gördük iki takımdan. Szoboszlai'nin 34. dakikadaki golüyle de maçı Liverpool 1-0 kazandı. Bu maçta hem kiradan dönen oyunculara hem de genç oyunculara süre veren Slot kadrosuyla ilgili bir fikir sahibi olmayı amaçlamış gibi gözüküyor. İkinci maçı ise 1 Ağustos'ta Arsenal'a karşı oynadılar. Liverpool yine benzer bir kadroyla sahaya çıkarken Arne Slot forvet pozisyonuna Diego Jota'yı alıp Harvey Elliott'ı orta sahaya çekti ve 4-3-3'e döndü. Arsenal ise az kadrosuna oldukça yakın bir kadroyla maça çıktı. Bunun bir sonucu olarak da Liverpool istediği kadar topa sahip olamadı ve %39'luk bir topla oynama istatistiği yakaladı. Buna rağmen top biraz daha Arsenal'da kalsa da özellikle ilk yarı Liverpool baskındı diyebiliriz. İkinci yarı ise kontrolü Arsenal aldı. İki takım da pozisyonlar buldu. Fakat Muhammed Salah'ın ve kiradan dönen Carvalho'nun ilk yarıdaki golleriyle Liverpool maçı 2-1 kazandı. Üçüncü maçı ise 4 Ağustos'ta Manchester United'a karşı oynadılar. Liverpool ile neredeyse aynı kadroyla maça başladı. Bu sefer orta sahaya Gravenberch eklenirken Vandenberg yerine ise Ibrahim Konate görev yaptı. Manchester United yine aynı şekilde az yedek karma bir kadroyla maça çıktı. Liverpool topa %53 ile sahip olurken United ise %47 ile sahip oldu ve pas sayıları da oldukça birbirine yakındı. Fakat United'ın biraz daha iştahlı bir oyun oynadığını söyleyebilirim. Yer yer Liverpool'u baskı altına almayı başardılar ve bu da isabetli şut ve toplam şut sayılarına da biraz yansıdı. Liverpool'da etkili olduğu dakikalarda golleri bularak maçı 3-0 kazanmayı başardı. Euro 2024 ve Copa America nedeniyle birçok as oyuncusunu bu hazırlık maçlarında kullanamayan Arne Slot daha çok idman yaptığı oyuncuları tercih etmiş gibi gözüküyor. Özellikle geçen seneden beri sıkıntı yaşanılan 6 numara pozisyona bir transfer olacağını düşünüyorum. Yer yer Endo o bölgede oynatılmıştı, yer yer de McAllister o bölgede görev yapmıştı fakat savunma ve kesiciliği yüksek bir profil oraya lazım gibi duruyor. Ben özellikle Real Betis maçındaki oyunun sezonun büyük bir bölümüne yansıyacağını düşünüyorum.
Bunun yanı sıra Arsenal ve Manchester United maçlarında da takım rakibe adapte olabildiklerini ve sadece topa sahip olurken tehlikeli bir takım olmayacaklarının da sinyallerini verdi. Büyük maçlarda da rakibe göre özel planlarla Arne Slot farkını ortaya koymaya çalışacaktır. Bunu da biraz özellikle United maçında görmüş olduk. Yani aslında Klopp dönemindeki oturmuş oyun kültürüne uygun bir hoca getirildi ve takım aynı kültür üzerine Arne Slot sosu katarak yola devam ediyor diyebiliriz. Heyecanla ligi nerede bitirirler bekleyeceğiz ama burada daha da heyecan verici bir takımdan bahsetmiştim. Real Madrid fazla mı güçlü oldu?